iki küçük ikiz? Karşıt ikizler. Bunlar Lily ve Liam. Wolfo'nun arkadaşları. Ne yapıyorsun? Bunlardan çok fazla yemek seni şişmanlatır. Ama hoşuma gitti. Onları buraya koy. Daha hafifletmeliyim. Aman tanrım, Liam bu etkili bir çözüm değil. Liam neden gelemedi? İşte orada. Bana bırak. Beni bekleyin. Çok iyi. Artık soda da içiyorsun. Hadi voleybol oynayalım. Bunu gördünüz mü? Çok fazla fast food yemek vücudun besin dengesini kaybetmesine sebep olur. Sağlıklı beslenmek beni güçlü kılıyor. Kaydırağa çıkalım mı? Aşağı kay. Acele et. Lütfen bilimsel beslenin ve yeterli besin alın çocuklar. Pikniği mahvettiğim için üzgünüm. Daha az fast food yiyeceğim. Kilo vermek için egzersiz yapacağım. Bebek arabası güvenlik ipuçları. Bu Wolfo'nun 3 yaşında olduğu zaman ve annesiyle alışveriş merkezine giderken çok heyecanlıydı. Bir saniye. Hey Wolfo, annenin sana ne dediğini unutma. Bu kadar hızlı gitmek güvenli değil. Ayrıca emniyet kemerini takmayı unutma. Burada Lucy ile kal. Tuvalete gitmeliyim. Aha, hepsi yeni oyuncaklar. Wolfo bunlara karşı koyamaz. Hayır, bu tehlikeli. Bebek arabasında Lucy'ye göz kulak ol. Çünkü düşebilir. Üzgünüm. Anne, çantanı taşımama izin ver. Sorun yok, ben taşıyabilirim. Birini taşıyayım.
Hayır, bunu yapma. Ağır çanta bebek arabasını devirebilir. Ve sonra bebek incinecek. Anladım anne. Senin için taşırım. Artık suyu israf etmeyin. Neden parçalanmaya devam ediyor? Ah, su kaleleri daha kolay inşa etmelerine yardımcı olacak. Ah, Lucy oynamak için su mu kullanıyor? Kalemizi mahvedecek. Kovala onu lütfen. Git buradan, git. Git buradan. Ben çok susadım. Bak, Wolfo ve Lucy çok fazla su harcadılar. Hayır. Su içmek istiyorum. Ve böylece Wolfo ile Lucy'nin içecek suyu kalmadı. Neler oluyor çocuklar? Su bizim için çok önemlidir. Böyle israf etmemeliyiz. Üzgünüm. Sadece oynamak istedik. Deniz suyu kullanarak kumdan kale yapabilirsiniz. Evet. Baba kurdun tavsiyesini unutmayalım. Boko! Pando, sen iyi bir arkadaşsın. Ah! Dev bir örümcek ortaya çıktı. Pando, dikkat et. Çok havalı. Sana. Sağ ol. Vay canına. Wolfo ve Pando'nun dostluğu güçleniyor. Pando, yardım et. Pando. Hayır. Hayır. Wolfo ve Pando tehlikede olacak. Çok havalı. İyi misin? Benimle takım ol. Pando'dan daha güçlüyüm. Evet. Wolfo! Beni bekle. Aman tanrım. Wolfo'nun bunu yapması doğru değil.
benim Volfo. Bak, Volfo'nun enerjisi bitmek üzere. Ejderhayı yenip Pando'yu bulacağım. Volfo, koş! Vay, Pando çok iyi bir arkadaş. Volfo, hayır! Yaşasın! Arkadaşlık kucaklaşması ikisinin enerjisini tamamen doldurdu. Ve sonunda fikir birliği sayesinde ateş ejderhası yenildi. Volfo'nun 100 arkadaşı. Ah, Volfo ne yapıyor? Volfo'nun arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı ortaya çıktı. Tamam, vazgeçtim. Dışarı çık. Bu oyunda çok kötüsün. Sadece yorgunum. Sonra hepinizi yakalayacağım. Aha! Hooray! Bakın, bu gözlük neler yapabiliyor. Artık hepsini görebilirsin. Volfo! Neden gözlük takıyorsun? Çünkü oyuna geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5... Aman tanrım, bu hile yapmak Volfo. Aha. Neden birdenbire bu oyunda bu kadar iyi oldu? En iyi oyuncu kimmiş? Ha, görünüşe göre Cat, Volfo'nun hilesini görmüş. Teşekkürler. Bir oyun daha. Bu kez kazanırsan en iyi sensin. 1, 2, 3... On. Vay, Doktor Cat'in icadı harika. Artık şeffaf gözlüklerle bile Volfo'nun kazanması zor. Sizin sorununuz ne? Bizi kandırmamalısın. Üzgünüm, bir daha yapmayacağım. Volfo! Baba, beni yanına al. Evet. Benim gitmem gerek. Seninle geleyim. İşte yardım ederim. Aha, Volfo gerçekten babasıyla bir iş gezisine çıkmak istiyor. Hooray! Beni evde bekle, tamam mı? Hayır. Uçak biletini unuttun.
Ben de havaalanına gelmeliyim. Evet. Bu niçin Wolf'u? Babamla gitmek için bilet alacağım. Ha? Daha fazla paraya ihtiyacın olacak. Ah, Wolf'un planı başarısız oldu. Teşekkürler. Vay, Wolfo'nun çok ilginç bir hayal gücü var. Gitmeye hazırım. Ama seni alırsam çalışamam ki. Bakın, çocukların şantiyeye girmesine izin verilmiyor. O zaman evde kalıp beklemelisin. Çocuklar, lütfen anne babanızın emeğine sahip çıkın. Evet. Güle güle. Sakin ol. Babam yakında gelecek. Lucy'yi hastanede bırakmayın. Baba kurt birkaç günlüğüne bir iş gezisine çıkıyor. Ah, Lucy neden bu kadar çok ağlıyor? Onu hastaneye götürmeliyiz. Daha da kötüleşiyor. Lucy! Burada bekle, tamam mı? Hadi eve gidelim Wolf'u. Lucy bizimle gelmiyor mu? Şimdilik burada kalacak. Sonra açıklarım. Wolf'u Lucy'nin çok ağladığı için annesi tarafından hastanede bırakıldığını düşünüyor. Onu dışarı çıkarmalıyım. Wolf'u, neredesin? Wolf'u! Hey! Beni hastaneye götürür müsün? Ama gerçek bu mu? Ona bir şeyler almak için eve gittim. Ama Nancy neden eve dönemiyor? İyileşebilmesi için hastanede kalmalı. Bu bebeklerin iyileşmesine bağlı. Hmm.
Lucy çok hasta olduğu için, daha fazla bakım gerektiği için hastanede kalması gerekiyordu. Umarım yakında iyileşir. Ah, hayır. Anne için özel bir gün. Dünya Kadınlar Günü. Ah, anne kurtun nesi var? Annen çok yorgun. Uzaylı, ona ne olduğunu görmek için zamanda geriye gidelim. Bakın, bugün Dünya Kadınlar Günü. Anne, Bayan Kate çiçek vermek istiyorum. Yardım eder misin? Evet. Ortağım için iki buket çiçeğe ihtiyacım olduğunu hatırladım. O yüzden... Sana. Bu da sana. Teşekkürler. Hadi gidelim. Güle güle. Ah, anne kurt tek başına çok şey yapıyor. Oh hayır, çok yağmur yağıyor anne kurt. Anne kurt çok zor bir durumda. Diğer annelerin hepsine çiçek ve hediyeler verilirken anne kurt kirli, ıslak yağmurda kalmak zorunda. Merhaba. Vay, elbette anne kurt çok şaşıracak. Aha. Wow. Aha. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun. Ah, neden her şey bu kadar karmaşık bir halde görünüyor? Pijama partisini nerede yapmalıyız? Dur. Önce Wolfun'un evine gidelim. Daha sonra Bufo'ya gideriz. Ah, ve böylece küçük arkadaşlar ilk pijama partisini yapmak için Wolfun'un evine gitmeye karar verirler. Vay, Wolfo ve uzaylı yatak odasını çok güzel dekore ediyor. Oh hayır, her şey mahvoldu. Belki de bu
onun evine gitmeliyiz. Bekleyin, bekleyin. Singing and cleaning all we hate. Our mission is completed. Bakın, Volvo ne yapacak? Volvo, dur, Volvo. Dur, Volvo, dur. Üzgünüm çocuklar. Bu fonun evinde kalmanızı istemiyorum. O yüzden. Üzgünüm. Yalnız uyumak istemiyorum. O yüzden. Yaz partisini bu gece Buffon'un evinde yapacağız. O halde yarın Wolf'un evine. Aa, Wolf'u hastaneye mi yatırılmış? Mera ve Mary ne yapıyor? Hastanede yalnızım. Hedef tespit edildi. Planı takip ediyorum. Tamam. Tamam. Vay canına. Tango dövüşü başlattı. Volvo taktik değiştirmeli. Pekala. Denemeye değer. Olamaz. Tanrım. Daran, oyunu durduran. Volvo. Olamaz. Oh, takımımız neredeyse kazanıyordu. Şu anda yer altındaki arkadaşlar Volvo için çok endişeli. Volvo'yu ziyaret etmek istiyorum. Oraya tek başımıza gidemeyiz. Mary'nin nasıl bir fikri var? Molly bize yardım edebilir. Onu arayalım. Merhaba. Merhaba. Beni takip edin. Mary sonunda ne yapmayı planlıyor sizce? Merhaba, Molly. Merhaba, Molly. Merhaba. Merhaba. Yukarı çıkmamıza yardım et, tamam mı? Tamam. Anlaşıldı. Çok iyi. Molly onları yüzeye çıkardı. Merhaba. Sürpriz. Sizi seviyorum. Deniz kızı hapishanesinden kaçış. Aranan resim deniz kızı Lucy değil mi? Karadan
atıştırmalıklar çok güzel. Aman tanrım, denize çöp atmak kötü bir eylemdir. Çünkü çok fazla tehlikeye sebep olabilir Lucy. Okyanusu kirlettiğiniz için tutuklusunuz. Her şeyi temizlemelisiniz. Bakın, okyanusun her yerinde çöpler var. Çok sağlıksız. Lucy'nin niyetinin ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Dur! Buraya nasıl geldin? Çünkü insanlar okyanusu kirletiyor. Gördünüz mü? Gelişi güzel çöp atmak yalnızca çevreyi kirletmekle kalmaz. Aynı zamanda hayvanları ve deniz yaşamını da tehlikeye atar. Bir daha okyanusa çöp atmayacağız. Söz veriyorum. Şuna bakın. Volvo kimin kedisini arıyor? Kayıp kedi yavrusu. Kafesi açma. Kaçabilir. Ona baktığınız için teşekkür ederiz. Yolculuktan sonra alacağız. Oh hayır. Volvo henüz babasından izin almadı. Kedicik, beni ısırdın. Aman tanrım, kedicik nerede? Volvo şimdi ne yapacak? Kedicik, geri gel. Hayır. Ve böylece her zamanki gibi sorumluluk sahibi olan Volvo, yavru kediyi bulmak için giyinip kuşandı. Ama hayır! Yavru kedi kanalizasyona düştü. Kedicik, neredesin? Vay! Volvo'da kedi yemi bile var. Kedicik burada değil. Onu nasıl bulabilirim? Aman tanrım, sokak kedileri Volvo'nun yavru kediyi bulmasına yardım ediyor. Şimdi takip et Volvo. Orada bekle, seni kurtaracağım. Yaşasın! Oh.
Babacığım. Kafesi izinsiz açmak kötü bir fikirdi. Ah, hamile anne Pikachu doğum yapmak üzere. Olamaz. Hamile anne Pikachu'ya yardım edelim. Çok sıkıcı. Pekala. Kurt ailesinin ne gibi ilginç fikirleri var? Hey çocuklar. Bizimle oynamak ister misiniz? Merak etme, ambulans yolda. Olamaz. Çok tehlikeli. Hamile anneler hastaneye zamanında gitmek için ne yapmalı? Sen canavarla savaş, ben anne Pikachu'yla ilgileneyim. İşler hiç de iyi gitmiyor. Wolfo'nun bu durumla başa çıkmak için bir yolu var mı? Wolfo bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Gerçekten yaratıcı bir tasarım. Olamaz. Teşekkürler. Anne. Hadi, hadi. Bu oyunun bu kadar eğlenceli olması şaşırtıcı. Hey çocuklar, lütfen siz de ebeveynlerinizi bu oyunu oynamaya davet edin. Sahil güvenlik Wolfo, anne köpek balığını kurtarabilecek mi? Kurtarıcı anne köpek balığı. Polis Wolfo, yardım et. Sorun ne? Anne, anne. Bu adam son derece zorba. Anne köpek balığını aldı. Olamaz. Lütfen annemi kurtar. Merak etme, bana bırak. Bekleyelim ve görelim. Anne köpek balığı kurtarılabilecek mi? Vay, Wolfo'nun düşmanın dikkatini dağıtma planı çok iyi. Wolfo sahil güvenliğin gücünü görelim bakalım.
Bırak gideyim. İnanılmaz. Düşman gerçekten çok güçlü. Anne köpek balığı, Dumble'ı kullan. Yaşasın. Sorunsuz ve uyumlu koordinasyon sayesinde anne köpek balığı için kurtarma planı başarılı oldu. Herkese bir şekilde yardım edebileceğinizi unutmayın çocuklar. Aman tanrım, ne oluyor böyle? Kedinizin arkasını temizleyin. Burada bekle, tamam mı? Bu hiç iyi değil. Yavru kedi tasmasından kurtulduğunda başına ne gibi belalar geleceğini tahmin edebilir misiniz? Wolfo kediye hiç dikkat etmiyor. Burası çok sağlıksız bir alan Wolfo. Uçabiliyorum. Hey, git orada oyna. Hayır, eğme. Ayrıca diğer insanları da büyük ölçüde etkileyebilir. Her şeyi temizlesen iyi olur. Evcil hayvanınız varsa onları temiz tuttuğunuzdan emin olun çocuklar. Tanrım, Kola çok keyifli davranıyor. Örümcek adam Wolfo burada. Obez örümcek adam Wolfo. Vay, burası yemek cenneti gibi. Yemek için teşekkürler. Bekle! Güçlenmek için daha çok yemelisin. Çok zayıfsın. Oh hayır, Wolfo çok fazla yiyor. Biri yardım etsin. Tanrım, örümcek adam Wolfo'ya ne olacak şimdi? Yardım edin, yardım edin. Bu hiç iyi değil. Kendine bir bak. Benim tarafımdan kandırıldın.
Ne? Dikkat et! Ağırlık arttıkça Wolfo'nun tepkileri fark edilir derecede yavaşlıyor. Hüh! Cat tam zamanında geldi. Endişelenme Wolfo. Egzersiz kendine gelmene yardım edecek. Wolfo gücünü geri kazanmak istiyorsa kilo vermeli. Örümcek adam Wolfo geri döndü. Evet. Çocuklar, obeziteyi önlemek için çok fazla fast food yemeyin. Bu tak sesi de nedir? Hayır. Bu Wolfo'nun bir şakası değil mi? Sahilde saklambaç oyunu. Bir, iki, üç, dört, beş. Merhaba. Bir, iki, üç, dört. Yakaladım. Wolfo'nun bu sefer bulunup bulunamayacağını tahmin edebilir misiniz? Peki ya yer altında saklanmaya ne dersiniz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Uzaylı, görünmez evini ödünç alabilir miyim? Yani Wolfo hile mi yapıyor? Sekiz, dokuz, on. Artık çok iyi saklandım. Beni bulamazsın. Özür dilerim. Wolfo, seni kesinlikle bulacağım. Hayır. Wolfo'nun hilesi ortaya çıktı. Hile yaptın. Artık seninle oynamayacağım. Özür dilerim. Bunu bir daha yapmayacağım. Lütfen. Çocuklar, hile yapmamayı unutmayın. Neden sadece kurt kardeşler ve babaları burada? Anne! Anne! Kurtarıcı anne deniz kızı. Orada yüzmemeni söylemiştim. Çok tehlikeli. Wolfo'nun bir sonraki hamlesinin ne olacağını tahmin edebilir misiniz? Wolfo, buraya gel. Wolfo, neredesin?
İyi bir çocuk her zaman ebeveynlerini dinlemelidir çocuklar. Aman tanrım, Volfo'yu bulmaya çalıştığı için anne kurt kötü adamların tehlikesi altında. Volfo, bu sen misin? Ha? Olamaz. Annemi kurtarmalıyız. Anne kurdu gergedan hırsızdan nasıl kurtaracaklar? İşte. Bir tuzağa düştün. Seni dinlemediğim için üzgünüm. Son derece ilginç oyunu kapatırken bugünün dersini hep birlikte hatırlayalım çocuklar. Gök gürültülü fırtınalara dikkat edin. Dikkatli ol Volfo. Bu rüzgar ve yağmurda Volfo hala eve gitmedi. Volfo, dur orada. Aman tanrım. İçeri gelin. Neyse ki seni buldum. Fırtınalar gerçekten tehlikelidir. Ağaç eve saklanmak üzereydim. Yapmamalısın. Uzun ağaçların çarpma olasılığı daha yüksektir. Bakın. Evet, iki kara bulut birbirleriyle şimşek savaşı yapıyor. Burada güvende oluruz. İyi misin Volfo? Volfo hala bu silahlardan korkmuyor mu? Bu çok tehlikeli. Volfo neye gülüyor? Fırtına bitince evimize gidelim. Volfo Legolardan mı kaçıyor? Olamaz. Legolarla kaplı. Biri üzerine basmadan oyuncaklarını topla. Ama oynuyorum. Hey Volfo, bunun gibi oyuncakların dağınık kalırsa işte tam da böyle olur. Wow.
baba. Hadi ona ders verelim. Lucy ve uzaylının fikirleri Wolfo'nun gözlerini açmasına yardımcı olacak. Bakın, oyuncaklarınızı düzenli tutmazsanız Wolfo'nun başına gelen sizin de başınıza gelebilir. Çok dağınık olduğundan oyuncaklar yapışıyor. Anne, yardım et. Wolfo! Olamaz. Hayır. Ve diğer insanları da etkiliyor. Bu gerçek bir sorun. Kurt ailesi bu karmaşadan nasıl kurtulacak? Benim suçum. Oyuncakları toplasaydım böyle olmazdı. Oyuncaklarımı düzenli tutacağım. Oyuncaklarınızı her zaman toparlayın çocuklar. Wolfo'nun nesi var? İğne zamanı. Hayır! Hastaneden nefret ederim. Bu daha iyi olmana yardımcı olur. İlaçlarını almayı unutma. Bu her gün oluyor. Buradan çıkmalıyım. Bakalım Wolfo hastaneden kaçabilecek mi? Çok açık Wolfo. Nereye gittiğini sanıyorsun? Wolfo kendini panda olarak gizlemeyi planlıyor. Yardım et. Burası çok sıkıcı. Tamam. Bu plan daha sofistike. Ama Wolfo başarabilecek mi? İzlemeye devam edelim. Hadi eve gidelim. Wolfo! Aman tanrım, Wolfo kuyruğunu saklamayı unutmuş. Gördünüz mü? Wolfo henüz hastalıktan kurtulamadı. İyileşene kadar hastanede kalmalısın. Hey! Böyle yardım edemezsin. Özür dileriz. Aman tanrım! Anne kurt şeytani şurupların kuşatması altında kaldı. Sahte ilaçlara karşı dikkatli olun. Wolfo'nun köyünde bir grip salgını baş göstermiş. Bu pek iyi değil. Bunlar Doktor Z ve gergeden hırsızın karısı, öyle değil mi?
Vay, ne inanılmaz bir ilaç. Hadi alalım. Ah, herkese ne olacak? Yay! Yeah! Yeah! Biliyordum. Bu Doktor Zane'in herkesi zombiye dönüştürme planıydı. Umarım Wolf'u herkesi kurtarabilir. Hayır, Wolf'u tehlikede. Wolf'a vurulursa Doktor Z gibi donacağı ortaya çıktı. Ama asıl meseleye bakalım. Yaşasın! Wolf'u çok zeki. Hastalandıysanız hastaneye ya da eczaneye gidin.